Merhaba arkadaşlar, ben geldim. Hepiniz hoş geldiniz. Bu aralar benim böyle çat kapı yayınlarım olacak. Dediğim gibi iş yoğunluğundan dolayı ne zaman canlı yayın yapacağım belli değil. Bir saatlik bir eve geldim. Arabayı boşalttım. Tekrar şimdi yükleyip başka bir yere gideceğim. Şu arada çok fazla vaktim yok. Arabayı dolduracağım dedim ya. Çok önemli bir video izleteceğim size. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ama işte benim çenem açıldı mı açılıyor. Çağla Tuğaltay ile ilgili size şok edici bir bilgiyi Profesör Doktor Sevil Atasoy'un dilinden anlatacağım. Siz çoğunuz da aynı şekilde nasıl DNA'ya ben inanmıyorum. 13 yıl sonra Çağla Tuğaltay'ın o kırmızı sıvı İki eli de bileğine kadar kırmızı sıvı dolu o elindeki kesilen tırnakların içerisindeki DNA'ya inanmıyorum. Sevil Atasoy'un bu sözünden sonra da bu saatten sonra beni kimse inandıramaz. Ve ben diyorum ki Çağla Tuğaltay'ın cinayetini çözmek isteyen kararlı emniyet, kararlı savcı bu cinayeti çözer arkadaşlar. Çözer. Bir heyet vasıtasıyla şu DNA'nın %100 katile ait olduğunu birkaç tane uzman doktora sorun, hepsi onaylasın, biz de kabul edelim dedim, değil mi? Bunu yaptılar mı? Bilmiyorum. Ama 2020'ye kadar yapılmadı. Şimdi size hemen o videoyu izleteceğim. Bu arada o videoyu bana yollayan arkadaşıma mesaj çektim ama sanırım uyudu. Uyandığı zaman kendisi İsterse ismini burada açıklayabilir. Ben ismini açıklamıyorum. Bana bu videoyu yolladı. Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği 32. gün programını ve ondaki öyle bir anı, o karıyı yakalamış ki onu bana yolladı. Ben bunu zaten size toplulukta paylaştım. Çeşitli sosyal medya hesaplarımı da paylaştım. Ama izlemeye fırsatım yoktu. Bu değerli abonemiz, değerli takipçimiz izlemiş ve can alıcı noktayı bana yolladı. O yüzden size hemen acil canlı yayın açtım. Ne zaman fırsatım olursa, işte bu 2,5 hafta boyunca ne zaman fırsatım olursa o zaman size acil böyle anlık canlı yayınlar açacağım. Çağla Tuğaltay'ın kanı artık yerde kalmasın. Lütfen artık çözmesi gereken insanlar bu davayı, bu cinayeti çözsün. Çözün lütfen. Şimdi size bana inanmıyorlar, sizlere inanmıyorlar, sizler şüpheleniyorsunuz diye sizlere saldırıyorlar. Bana zaten saldırıyorlar, pek şey değil de. Bakalım benim söylediklerimi kayda almıyorsunuz, ciddiye almıyorsunuz. Bazı kişilere söylüyorum. Buyurun, özellikle ailenin yanında olan şu gazeteci, şu videoyu iyi izle, değil mi? Bak bakalım Sevil Atasoy ne söylüyor? Yanındaki Şevki Sözen, şu an Müge Anlı'nın yanında. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut. Ortadaki de Sevil Atasoy. Bakın ne diyor. Toplum birdenbire her yerde satanizmin işaretlerini görmeye başlıyor. Ve bu çok ciddi korkutan bir Onun için hadisedir. diyorsunuz ki bu... O nedenle dikkat etmek lazım diyorum. Yani mühim olan bunun delillerini bulmaktır. Yani bunu kim yapmış onu bulmaktır. Bu YSTR DNA meselesi var mesela konuşmamızı icap eden. Yani DNA analizleriyle ilgili çok ciddi problem yaşanıyor. Bırakın bunları bir tarafa. Yani kanla karışık tükürük, kanla karışık sperm olunca şahsın profilini tam olarak bulamıyorlar. İşte. Yani böyle de bir teknik sorun yaşanıyor. Peki Bunun ben üstünde şeyi de de çok merak konuşmak lazım. ediyorum. Tekrar geri. Profilini tam olarak bulamıyorlar. Yani bakın bunları bir tarafa. Yani kanla karışık tükürük, kanla karışık sperm olunca şahsın profilini tam olarak bulamıyorlar. Duydunuz mu? YSTR DNA'sı kanla karışınca, spermle karışınca şahsın DNA'sı tespit edilemiyor.
Sevil Atasoy bu yayını 2009 yılında, yani Çağla öldürüldükten tam 9 yıl sonra bu yapıyor röportajı. Ve ne diyor? Katile ait DNA diğer kan veya spermle karıştığında bulunamıyor. Bulunamıyor. Şimdi o gazeteci de dahil olmak üzere ve aileyi koruyan insanlar da olmak üzere, başkaları da olmak üzere karşımızda duranlara sesleniyorum. Sevil Atasoy'un şu sözünden sonra ne söyleyeceksiniz çok merak ediyorum. İdil İpek Kalyoncu, Süper Sıkırınız için çok teşekkür ediyorum. Kesenize bereket. Sevil Atasoy söylüyor bunu. Hem de 32. günde, 2009 yılında. YouTube'da yüklü. Ben bunun altına yine ekleyeceğim. Tam dakikası 50. dakikadan sonrasını izleyin. 50. dakikadan sonra izleyin. Şimdi bir daha dinleteceğim. Bir daha dinleteyim. Çok ciddi problem yaşanıyor. Bırakın bunları bir tarafa. Yani kanla karışık tükürük, kanla karışık sperm olunca şahsın profilini tam olarak bulamıyorlar. Yani böyle de bir teknik sorun yaşanıyor. Ve gözle görülemeyecek kadar küçük deri döküntüsü Çağla Tuğaltay'ın elinde 13 yıl sonra bulunmuş. Kim yerleştirdi o DNA'yı oraya? Ben artık art niyet arıyorum. Kim yerleştirdi o taze DNA'yı 13 yıl sonra oraya? Ve onu, o dosyayı, o DNA'yı, o tırnakları o raftan kim indirdi? İndirmesine vesile olanlar da dahil olmak üzere herkesi sorgulamanız gerekiyor. 13 yıl sonra Çağla Tuğaltay'ın, hemen göstereceğim. Hemen göstereceğim. Seni senin silahınla vuracağım. Bak bakalım. Sevil Atasoy ne söyledi? Kan, sperm ya da diğer vücut sıvıları birbirine girdiğinde tespit edilemiyor DNA. Ve siz neye istinaden, nasıl Çağla Tuğaltay'ın şu ellerinden, bakın belde, bilekten itibaren bütün eli kırmızı sıvı içerisinde. Bunun içerisinden siz o tırnağın içerisindeki gözle görülemeyecek kadar DNA'yı 13 yıl sonra buluyorsunuz. Yani gözle görülemeyecek kadar deri döküntüsünü 13 yıl sonra buluyorsunuz ve %100 katile aittir deyip bunun üzerinden gidiyorsunuz. Ha? Doktor Sevil Atasoy ne söyledi? Profesör Doktor Sevil Atasoy. Bunu tekrarlayacağım. Şimdi siz yıllardır bizim aklımızla dalga geçiyorsunuz. Bizim şüphelerimizle dalga geçiyorsunuz. Ben diyorum ki bu cinayet aile içerisinde işlendi bence. Katil abi, anne temizledi, baba delilleri kararttı. Nedim Tuğaltay, sana da yazıklar olsun. Kızının karnının üzerinde bulunan büyük ihtimal bir sperm örneği vardı. Uğurcan Türkmen çizmiş. Bunu o gazeteci çizdirdi. Bakın. Bakın Çağla Tuğaltay'ın bilekleri karnında. Yani göğsünün üstünde şu anda. Kafası pencereye doğru dönük ve burası olduğu gibi kırmızı sıvı. Kızın karnında, polisler de dahil olmak üzere, o gün oraya gelen gazeteciler de dahil olmak üzere sperm görmüşler. Şimdi ben böyle bir şeyin varlığına inanıyorum ve bunu babanın o kırmızı sıvılı elleriyle bir güzel olay yerini mahvetti. Mahvetti. Ve Nedim Tuğaltay, sen bunu bilerek yaptın bence. Bilerek yaptın. Oğlunu korumak için. 24 yıl boyunca oğlunu korudun. 24 yılın sonunda ben sizin bu kadar açığınızı, bu kadar yalanınızı ve bu kadar çelişkinizi ortaya çıkarttıktan sonra Nedim Tuğaltay, ben sana sesleniyorum. Ben senin vicdanına sesleniyorum. Gündür'ün ya da İlker'in vicdanına değil, senin vicdanına sesleniyorum. Artık kızının ruhunu huzura kavuşturmanın zamanı gelmedi mi ha? Olay yerini mahvetti. Olası oğlunun, bence olası oğlunun izlerini yok ettin böyle birbirine karıştırarak. Artık itiraf edeceksiniz. Nedim Tuğaltay, ya itiraf edeceksin ya itiraf edeceksin. Öbür dünyaya gittiğinizde Çağla'nın karşısına nasıl çıkacaksınız bir de bunu düşünün.
bu kızın elleri bu kadar kırmızı sıvılıyken o gözle görülemeyecek kadar o minik deri döküntüsü nasıl 13 yıl hiç bozulmadan kalabilir? Hı? Mümkün mü bu? Bakın Sevil Atasoy mümkün değil diyor. Birbirine giriyormuş çünkü DNA. Ve 5 gün sonra bozulmaya başlıyor. Gülnur Saygı'nın söylediği gibi tırnaklarında yoğun bir şekilde DNA olsaydı, bütün tırnaklarında en azından 4-8 tırnağında yoğun şekilde olsaydı bu DNA döküntüsü, yani kazıma şeklinde ciddi anlamda bir deri. Hatta böyle gözle görülecek kadar, gözle görülmeyecek kadar değil. İşte öyle bir DNA olsaydı zaten o gün bulunurdu. Bulunur. Bunun DNA'sı kime aitse çıkardı ortaya. Ama 13 yıl sonra bence o DNA oraya yerleştirildi. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Bu kızı bu hale getirenlerin artık ceza alması gerekiyor. Bu kızın bu ellerinden sözde 13 yıl sonra minnacık bir deri döküntüsü buldunuz ve bunun da tespitini yapabildiniz, öyle mi? Siz kimi kandırmaya çalışıyorsunuz ya? Ha? Kimi kandırmaya çalışıyorsunuz? Kimi korumaya çalışıyorsunuz? Birini korudunuz belli. Birilerini koruyorsunuz. Ama Çağla Toğaltay'ı değil. Çağla Toğaltay'ın katilini koruyorsunuz. Yardımcılarını koruyorsunuz. 24 yıldır. Parmak DNA'sı, bunu sağ olsun bir tane takipçim yollamıştı. Uzman bir takipçim. Tırnaktan DNA, yani tırnak nasıl kesilir? Hani gösterdi. Bu tırnak, bu tırnağın eti, tırnak buradan kesiliyor. Yani parmağın ucundan itibaren kesiliyor. Kesi yeri burası. Yani tırnağın ucunu kesmiyorlar sadece. Tırnağın, yani parmağın ucunu komple kesiyorlar. Ve bunu olay yeri polisleri kesmiş. 13 yıl boyunca da çok güzel saklamış. 13 yıl sonra taptaze bir DNA bulmuşlar orada. Analiz edip DNA'sını çıkartacak kadar, öyle mi? Bizim kadar kimse Çağla'yı düşünmüyor. Ne ailesi ne başka. Ha, bu arada ben anonim bir video paylaştım. Onun altına yorum yazdım. Şeyle ilgili. Abinin programlara çıkmasıyla ilgili. Sağ olsun anonim. İlker Toğaltay'ın Konuşanlar programının 114. bölümünün sadece İlker'le olan bölümlerini paylaşmış. Onların altına yorum yazdım. Oraya gene bu şer ittifakından insanlar gelmiş. İşte ölenle ölünmezmiş. Yazıklar olsun bu yorumu yazanlara da. Yazıklar olsun. Demek ki yarın öbür gün siz öldüğünüzde sizin olası katiliniz programlara çıkıp böyle yayınlar yapıp güldüğünde ona da alkış tutsunlar o zaman, öyle mi? Anonimde benim yorumumun altına yağdırmışlar. Bir tanesi de bana bir kötü bir şey yazmış. Sevil Atasoy'u tekrar göstereceğim size. Sevil Atasoy'un o sözünü hiç unutmayın. Hiç unutmayın. Bana inanmıyorsunuz. Hadi Sevil Atasoy'a da yalan deyin. Sevil Atasoy'a da şey deyin. Şizofren deyin. Psikopat deyin. Kafada kurup kurup konuşuyor deyin. Hadi bakalım. Sevil Atasoy'a da söyleyin bunu. Birdenbire her yerde satanizmin işaretlerini görmeye başlıyor. Ve bu çok ciddi korkutan bir hadisedir. Onun için diyorsunuz ki bu... O nedenle dikkat etmek lazım diyorum. Yani mühim olan bunun delillerini bulmaktır. Yani bunu kim yapmış onu bulmaktır. Bu YSTR DNA meselesi var mesela konuşmamızı icap eden. Yani DNA analizleriyle ilgili çok ciddi problem yaşanıyor. Bırakın bunları bir tarafa. Yani kanla karışık tüpürük, kanla karışık sperm olunca şahsın profilini tam olarak bulamıyorlar. Baktı. Tam olarak yani bulmuyor. O nedenle dikkat etmek lazım diyorum. Yani mühim olan bunun delillerini bulmaktır. Yani bunu kim yapmış onu bulmaktır. Bu YSTR DNA meselesi var mesela konuşmamızı icap eden. Yani DNA analizleriyle ilgili çok ciddi problem yaşanıyor. Bırakın bunları bir tarafa. Yani kanla karışık tüpürük, kanla karışık sperm olunca şahsın
profilini tam olarak bulamıyorlar. Yani böyle de bir teknik sorun yaşanıyor. Ağzınıza sağlık Sevil Atasoy. Sayın Sevil Atasoy, ağzınıza sağlık. Bakalım sizin için ne söyleyecekler. Berivan Özer, süper stikeriniz için çok teşekkür ederim. Kesenize bereket. Bana bu yayını yollayan ve özellikle tam o bölümü bulup bana gönderen Çağla Hanım'dır. Çağla'nın adaşı Çağla Hanım'dır. Kendisi burada mı? Burada da büyük ihtimal. Evet, burada. Çağla Hanım. Çağla'nın cinayetinin çözülmesini isteyen Çağla Hanım. Çok teşekkür ediyorum bana yolladığınız için. Vallahi iyi ki yolladınız. Bir an önce dışarıda işimi bitirdim. Hemen geldim. Şimdi ikincisine gideceğim. Ama bu canlı yayını açtım sırf sizin için. Sırf Çağla için. Sevil Atasoy bile böyle söylerken bir gazeteci ya da bir savcı ya da bir emniyet mensubu Çağla'nın tırnağında bulunan deri döküntüsünün katile ait olduğunu, %100 olduğunu nasıl söyleyebilir? Hı? Nasıl söyleyebilir? Ve o DNA üzerinden gidebilir. O deri döküntüsü üzerinden gidebilir. Yazık değil mi Çağla'ya? Ne diyorum? Ben bu cinayetin peşini bırakmayacağım. Sizler de bırakmıyorsunuz. Sizler de yolluyorsunuz. Elif Hoca gözünüze çarpan bir şeyi bana hemen paylaşıyorsunuz, o bölümü yolluyorsunuz, kendi fikirlerinizi, kendi teorilerinizi söylüyorsunuz. Bir de bunu bir daha söyleyeyim. Bana istediğiniz saatte, istediğiniz zamanda mesaj atabilirsiniz. Benim öyle bir sıkıntım yok, kesinlikle öyle bir sıkıntım yok. Müsait olduğum zamanlar bakabilirim. Mesela Çağla Hanım bugün bana peş peşe bir sürü video mesaj çekti. İşte aramış, benim telefonum sesi kısık olduğu için duyamadım. Sonra bir baktım ki yağmış yani. Müsait olduğum her fırsatta sizin yorumlarınızı okurum. Sizin yorumlarınız ve sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Çağla Tuğaltay'ın cinayeti inşallah çözülecek. İnşallah çözülecek. Her şeyi ortaya çıkardıktan sonra bakalım aileyi savunanlar daha neler söyleyecek. Özen, Özen Hanım, bundan önceki yayında adınız OZN'ydi. Ben de Ozan zannediyordum. Özenmiş adınız, Özen Hanım. Ben hayatımda bu kadar soğukkanlı bir kadın görmedim daha. Bu soğukkanlılık değil. Babadaki, annedeki ve abideki soğukkanlılık değil. Korku. Korkudan büyük ihtimalle Gülnur Saygı programlara zaten bir şeyleri atıp atıp çıkıyor. Sakin kafayla gidip de orada konuşamaz o çok fazla. Ya da çok fazla kullanamaz çünkü ağzımdan laf kaçırırım diye. Ebru'lu yazı. Çağla bugün çok iyi bir enerji geldi. Çözülecek, var ol sen. Çağla'nın cinayetinin çözülmesinde Çağla'nın çok büyük etkisi var. Bugün de bir takipçim doktora gitmiş. Doktorun adı Çağla. Sonra eczaneye gidiyor. Eczanenin adı da Çağla. Ve bunu dedi ki, bunu bana yolladı. Dedi ki, galiba Pınar Hanım cinayet çözülecek dedi. Her yerde bana bir telekinetik mi deniyor bir şey. Bunu hissettiriyor bana dedi. Kesinlikle Dilek Hanım var. Bunlara içeriden biri veya birileri kesinlikle ama kesinlikle yardım ettiğini düşünüyorum. Sadece Tuğaltay ailesi için çalışıyorlar. Çağla için değil. Bu yüzden ben ona yardım edenlere söylüyorum. Bir gün tepemi attırıp böyle programı açıp isimlerinizi burada böyle tek tek dan söylemek istemiyorum. O yüzden artık Çağla'nın yanında olun. Artık böyle sosyal medyalarda çeşit çeşit yerlerde destansı yorumlar yazıp aileyi savunan şeyler yazıp durmayın. Artık karşınızda Pınar BK var. Ve Pınar BK'nın yanında olan 28 bin takipçisi var. Bizlerin karşısında daha fazla yalan söyleyip de insanları şey yapmayın yani manipüle etmeye çalışmayın. Bu manipüle etmeye çalışmalarınızın hiçbir sonucu olmayacak. Hiçbir zamanda istediğinize kavuşamayacaksınız. Siz böyle şeyler yaptıkça bunları yapanın kimler olduğunu ifşa edeceğim burada.
Ekşi Sözlük dahil olmak üzere, Uludağ Sözlük olmak üzere, Facebook'taki sayfalar ve Instagram'daki sayfalar olmak üzere her yerden aynı kişi ve onun yanındaki birkaç yardımcısı yayılmışlar. Aileyi şüpheli göstermemek için yeni yeni saçma sapan teorilerle aileyi koruyan paylaşımlar yapılıyor, yorumlar yapılıyor. Sorular soruyorlar bunlara özelden. Bunların sorduğu soruların cevapları verilmiyor. Bir iki tane böyle cımbızla seçtikleri sorulara cevap veriyorlar. O da üstün körü. Asıl sorulan soruları cevaplamıyorlar bile. O yüzden daha fazla böyle manipüle etmeye çalışmayın. Siz manipüle etmeye çalışıyorsunuz. Hadi bakalım çıkın karşıma da söyleyin şimdi. Bana psikopat diyordunuz. Kafanızda kuruyorsunuz diyordunuz. Çıkın da şimdi aynı kelimeleri, aynı cümleleri Sevil Atasoy'a söyleyin. İnşallah çözülecek. İnşallah. İnşallah. Size bir şey daha göstereyim. Ondan sonra gideceğim. Hemen şuradan açalım. Son yayınımın altında başa sabitledim. Ahmet Sönmez arkadaşımız bir site açmış. Orada ifadelerden birkaç tanesini paylaştı. Nedim Tuğaltay'ın ve Gülnur Saygın'ın ifadesini paylaştı. Ben size onu göstereyim. Şuradan da açalım. Onu göstereyim. Ondan sonra ben sizden müsaadenizi isteyeyim. Burada Pınar Beyka canlı. Bu değil. Ha bu. Duruyor mu? Ah! Neredeydi o? Burada değil miydi? Nerede başı sabitledim ben onu? Bir saniye hemen bulmam lazım. Videolarda mıydı? Bakayım. Evet. Ekşi Sözlük'te. Ekşi Sözlük kaydının altında olması lazım. Evet. Burada. Ekşi Sözlük. Çağla Tuğaltay cinayeti, Ekşi Sözlük, Rose Parks paylaşımları. Kayıt yaptım ben bunu sabah. Kaydımı yaptım, yayınladım, hemen işe gittim de. Burada. Forever Turkey. Arkadaşlar merhaba. Çağla Tuğaltay dosyasıyla ilgili yaptığım analizlerle ilgili küçük bir blog hazırladım. Bu analizin oluşması katkı sağlayan Tolga Demir Bey'e teşekkürümü bir borç bilirim diye. Bunun aklımda başa sabitledim. Şimdi o linki tıklayacağım. Linki tıkladığımda başka yere geçiriyor çünkü. Onu hemen şöyle yapalım. Şuradan kopyalayayım. İşte o linki tıkladığınızda sizi buraya götürüyor. Çağla Tuğaltay dosyası 5 Nisan 2024'te paylaşmaya başladı. Nedim Tuğaltay'ın 2015 yılında verdiği resmi ifadenin tamamı var burada. Altında diğer Gülnur ve Nedim Tuğaltay'ın ifadeleri. Böyle gidiyor aşağı doğru. Bunu hop yukarı çıkalım. Bunu Ahmet Bey hazırladı. Ahmet Sönmez. Buradan takip edebilirsiniz. En son Ekşi Sözlük yayınımın altında başa sabitledim. Oradan görebilirsiniz. Aa, öyle mi? Ahmet Sönmez. Forever Türkiye benim kullanıcı adım bu. Yüzden bana ait. Tamam. Hiç sorun değil. Çok güzel detaylı bir şekilde yazmışsınız oraya. Diğer ifadeleri de oraya eklerseniz artık böyle sizin sayfanızı tıkladığımızda o ifadelerin hepsini insanların hepsi okuyabilir. Elinizde ne kadar ifade varsa onları oraya eklerseniz. Bir de her gün tazeleyin lütfen. Sürekli takip edelim. Emeğinize sağlık. Kesinlikle katılıyorum. İsminizi okuyamıyorum. Sanırım Rusya'dan yazdınız. Rusya'dasınız. İsminiz Rusça galiba.
okuyamıyorum ama gösterebiliyorum burada. Aslında profesyonel olarak Çağla'nın davasına bakan herkes araştırılmalı. Aileye yakınlığı olan tek kişi bile olsa davadan uzaklaştırılmalıdır. Kesinlikle katılıyorum. Ve bu aileye 2020'den sonra gizlilik kararı olduğu halde savcıyla görüşüyorum, bilgi veriyorum, bilgi aktarıyorum. Ben siz gibi değilim deyip de böyle içeriden aldığı bilgileri aileye aktarıyorsa o kişinin de ceza alması lazım artık. Yeter artık. 2020'ye kadar yapacağım kadar mahvettin zaten, çıkmaza soktun bu davayı, bu cinayet davasını. 2020'den sonra o elini çek artık. Ruhunu şeytana mı sattın? Ruhunu paraya mı sattın? Artık bilmiyorum ama yeter artık. Biz varız burada. Daha fazla Çağla'nın cinayetini çıkmaza sokmaya kalkma. Savcıyla konuşuyormuşmuşmuş. Yalana bak. Deniz, Bernardo T. Pınar Hanım, size Instagram'dan bir şey gönderdim. Çok önemli bir şey değil lakin yayından sonra bakarsanız faydalı olabilir. Tamam. Ne kadar? Ya bir 20 dakikam daha var. O süre içerisinde bakarım. Sevil Hanım diyor ki İlker'in odasındaki masanın bilgisayar olan resmi var önden. Mouse sağda mı duruyor? Pınar Hanım solda mı? İlker'le ilgili olabilir, delil olabilir. O. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Bakın ona hiç dikkat etmemiştim. Mouse görünüyor muydu? Bir de o var. Mouse görünüyorsa mouse'un yerinden çıkar. İşte şu perdenin oradan çekilen fotoğraf. Paylaştınız da sonra apar topar çektiniz. Onu çekmeseydiniz net görebilirdik o mouse nerede. Tüh, mouse görünmüyor. Mouse görünmüyor. Siz görüyor musunuz? Yok, ben göremiyorum. Biraz yakınlaştırayım. Şu araba anahtarı. Şu araba anahtarı bir Mercedes arabasının anahtarı. Şu uzaktan kumanda. Burada bakın. Bir burada televizyon var, bir burada televizyon var. Kumandanın birisi burada, birisi arka tarafta koltuğun yanındaki bilgisayar masasının üstünde. Şu anahtarı kime ait olduğunu sorduk. Gülnur Saygı bilmiyorum, bizim değil dedi. Sonra Orhan Kemiksiz'le Nedim Tuğaltay görüşmüş. Nedim Tuğaltay, Orhan Kemiksiz demiş ki o anahtar bizim. Ya Nedim Tuğaltay, sen emekleyerek merdivenlerden çıkmadın mı? Hangi ara sen elini cebine soktun da anahtarı çıkarttın da bunun üstüne koydun? Geç bunları ya. Bu araba anahtarı kimin? Alındı mı? Hayır. Bakın burada bilgisayarın klavyesi görünüyor. Masası da görünüyor ama maalesef mouse görünmüyor. Ben göremiyorum. Çekmiş. Açıkmış zaten. Dur bakalım başka var mıydı? Odayı gösteren. Ha, şurada. Biraz daha net. Yok, görünmüyor, görünmüyor, mouse görünmüyor. Bakın diğer uzaktan kumanda da burada, İlker'in odası. Şuradan bir fotoğraf vardı burayı gösteren. Yine Çağla'nın bedeni karalanmış ama işte yerdeki içki kutuları falan görülüyordu. Yok, mouse görünmüyor. Mouse görünseydi işte solda durmasından direkt anlardık İlker'in orada olduğunu. Kübra Akpınar Hanım, İlker Çakı'yı kandan temizlerken elini kesmiş olabilir mi? Bence boğuşurken kesmiştir, kestiyse. Ya böyle böyle yıkarken falan da elini kesmiş olabilir. İşte hangi eli kesikti, hangi eli şeydi bilmiyorum. Nermin Nermin, mesajımı oku rica ederim. Nermin Nermin, bakayım. Çok yukarı gitmediyse. Nermin Nermin. Bir daha yazın lütfen. Çok yukarı gitmiş. Oh.
Orion TV. Pınar Hanım, babam solak. Dün sordum. Mouse ile mouse'u sağ ile kullanıyor. Tüm solaklarda sağ ile kullanıyor. Ne yazık ki mouse muhtemelen sağda. Olabilir. Geçmiş olsun babanıza tekrar Orion TV. İnşallah sağlığına kavuşur. Acil şifalar diliyorum. Nermin, Nermin. Bir daha yazın. Sizi bekliyorum. Gideceğim çünkü. Evet. Nazlıcan Arslan Facebook'ta eski eşinin fotoğraflarında var. Sol elle besliyor çocuğu. Evet, solak zaten. Olabilir Kübra Hanım. Doğru. Ben geçen mutfak robotunu yıkarken aşırı derecede keskindi. Elimi kestim. Dikiş atıldı. Eğer kanı yıkamışsa kesici olduğu için elini kesmiş olabilir. Olabilir, mantıklı. İşte aceleyle yıkacak ya, böyle cifle falan yıkamış yani. Nasıl beceriz onu? Cifle uğraşmış bayağı. Benim de gerçi geçti şurayı. Kağıt kesti ya. Tabii bildiğin A4 kağıdı. Elimi kesti. Yine böyle şakır şakır aktı. Bir minicik el kağıt bile kesiyor yani. Genzo Wakabayashi, ben sağ ile kullanıyorum. Tamam. Yok, Efes'e bugün gitmek zorundayım. İşim var o yüzden. İşim olmasa ben size Sevil Atasoy'un bu videosunu göstermek için yayın açtım. Bir de Çağla Tuğaltay'ın ellerini tekrar gösterdim. O ellerden 13 yıl sonra taze bir DNA bulmuşlar. Taze bir deri döküntüsü bulmuşlar. Ve onun da şeyini, kodunu çıkartmışlar. Tabii. FH Game, sol elle mouse kullanmak çok zor olur. Solaklar için sol elle mi sağ elle mi kullanıyor bilmiyoruz. Ahmet Sönmez, solak olduğunu niye saklıyorsun Hulker? Solak olduğunu gizledi. Hiç kimse ona solak mısın diye sormadı. Ta ki Orhan Kemiksiz'e kadar. Ermin Hanım, sizi bekledim. Yazmadınız. Neyse, daha sonra okurum yorumunuzu. Evet arkadaşlar, ben size kısa bir yayın açtım. Sevil Atasoy'un o videosunu, şimdi tam videosunu, 32. günün Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili tam videosunu bunun altına da ekleyeceğim. 50. dakikadan sonra izleyin. Çağla Hanım, size tekrar teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde bu canlı yayını açtım. Allah diliyorum artık görüyordur bazı şeyleri. Çağla Tuğaltay'ın katili bu sene son kez geçsin. Bu sene tutuklansın artık. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.